Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, en son diktiğim küpe çiçeğimi hatırlarsanız sizinle beraber dikmiştik burada yine. Şöyle küçük bir filiz kopartıp dikmiştik. Artık çiçeğim hayata tutundu arkadaşlar, öyle diyebilirim. Şöyle küçük bir kuruması var, o hiç önemli değil. Gidecek inşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sadece minicik bir filizimiz var, dikilmiş, ekilmiş. Ve üzerinde iki tane tomurcuk oluştu. Yani bu şimdi bir haftaya kalmaz açacak arkadaşlar. Bu demektir ki çiçeğimiz artık tuttu. Artık ben de varım diyor. Şimdi bunun daha iyi olması için, yani şu kuruyan dallarının daha çok ilerlememesi için buna ne yapacağım? Öncelikle çiçeğime hafif bir su verdim arkadaşlar. Sonrasında sulu çay çöpü, yani çayın çöpünle çayı karıştırıp bu şekilde, yani suyla beraber şöyle, bu saksımız küçük olduğu için arkadaşlar çok çay çöpü vermeyeceğiz, sadece bu şekilde çayıyla beraber kenarlarına koyacağız. Hem çekip hem yapmak zor olduğu için biraz dökebiliyorum arkadaşlar, ama şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Evet, ben çay çöpü kullanıyorum arkadaşlar, bunu her videomda zaten söylüyorum. Bunun daha iyi gelişmesi için, yani en azından kurumaması için, canlı kalması için ilk etapta bu şekilde çay çöpü ile başlıyorum. Sonrasında diğer yöntemlere geçeceğim, az daha büyük gelişsin arkadaşlar. Sizler de çiçeğiniz diktiği zaman, böyle tuttuğu zaman hafif yaprakları kuruyorsa çay çöpü ile vitamin verebilirsiniz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. İnşallah açtığını da göstereceğim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şurada iki tanecik tomurcukları var. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.